bize verdiğiniz ailelerin çok değerli misafirleri, sizleri çiftlerimiz adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu şeyi kameraman müsait olun. Bu şeyi kameraman müsait olun. Evet, gelin sizi tanıyalım lütfen. Adınız soyadınız. Soyum Yezer. Anne adı? Yaşar'ı. Baba adı? Tahri. Doğum yeri? Bartı. Peki, teşekkür ediyorum. Misafirlerinize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hoş gelmişim. Teşekkür ediyorum. Evet, Enes. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Vallahi. Ben konuşmayacağım, sen konuşacaksın. Tamam, ben konuşayım o zaman. Evet, buyur. Enes'teniz, yani namiden Muharrem Enes'teniz. Bazı arkadaşlar da hafız diyor. İşte şu an öyle bir şeyler oluyor. Evet, anne abi. Senin mi? Baba adı. Senin? Doğum yeri. Bakırköy. Başka herkes hoş gelmiş. Bütün arkadaşlarımı selamlıyorum. Gençlerime selamlıyorum. Evet. Enes, sen neden başlıyorsun? Ben Galatasaray'ım. Galatasaray mısın? Neden başlıyorsun Galatasaray? Şu an düğme kaptırdı bu arada. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, saygılar şahitlerimizi tanıyalım lütfen. Erhan Şahin. Teşekkür ediyorum. Dilan Aydın. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. İlke Bey'im. Teşekkür ediyorum. Mina Kulut. Teşekkür ediyorum. Hamza Yazıcı. Çok teşekkür Zeytinburnu Belediyesi, evlenme memurundan müracaat ederek evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyan ettiğiniz evraklar incelendiğinde evlenmenize engel olacak herhangi bir eksiklik görülmemiştir. Lütfen bir kez de saygıdeğer şahitlerimiz ve misafirlerimizin huzurunda söyleyiniz. Siz Rami kızı Songül Gezer, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradeniz ve arzunuz ile Semih oğlu Muharrem Enes Deniz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın Semih oğlu Muharrem Enes Deniz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradeniz ve arzunuz ile Rahmi kızı Songül Gezer ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet! Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer şahitlerimiz, sizler şahit ediyor musunuz? Allah Mesut Bahtiyar etsin, şahitlik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şahit olun. Teşekkür ediyorum. Şahit olun. Teşekkür ediyorum. Şahit olun. Teşekkür ediyorum. Oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ın bana verilmiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'u Ekber, 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 Allah'u Ek
tamamlanmış oldu. Ben sizleri tebrik ediyorum. Aslında nikahı belediye başkanımız Murat Aydın kıyacaktı. Başkanım şehir dışında. Sizlere de çok selam var. Ben de açıkçası mutlu oldum. Çünkü Muharrem Enes'in babasıyla uzun yıllar birlikte siyaset yaptık. Benim yol arkadaşım, çok sevdiğim bir insan, sevdiğim bir kardeşim. Oğlunun nikahında bulunmak ve nikahını kıymak son derece benim için önemli. Ben size tebrik ediyorum. Rabbim aynı yastıkta kocasın diye dua ediyorum. Eğer kabul ederse Saadet Partisi İl Başkanımıza nikah tebrikatı verilmesi istiyorum. Buyurun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hanımefendileri, beyefendileri, saygıyla selam veriyorum. Cenab-ı Allah'tan bu izdivacın birlikteliği iki kardeşimiz için de iki cihan saadetine vesile olmasını temenni ediyorum. Eski zaman Müslüman insanlar olarak bu dünyada Allah'ın da razı olacağı iyi, güzel insanlar olursa, faydalı insanlar olursa inanıyoruz ki evlilikler ahirette de devam eder. Hem kendileri için bu izdivacın hayırlı olması, hem de iki aile için bu kuvvetin, kardeşliğin, sevginin hem aileler arasında, hem sokağımızda, memleketimizde hakim olmasına, vesile olmasını temenni ediyorum. Bir iki cümlede şunu söyleyeyim. Biz takdir olunan bir hayatı yaşıyoruz. Çocuk dünyaya geldi diyoruz. Bir yerden geliniyor. Tıpkı buraya geldiğimiz gibi Akdeniz nikah salonuna geldik ve buradan ayrılacağız. Geldik ve gideceğiz. Çocuk dünyaya geldi. Demek ki gelinmiş ve gidilecek bir yer var. Gidilecek yere uygun olarak iyi insan olmak, sevginin, hoşgörünün, ölçünün, riayet edildiği bir hayatı yaşayabilmek, Allah'ın ve onun peygamberinin çok arzu ettiği, çok sevdiği bir davranıştır. Dolayısıyla bu kısacık hayat, zenginken de bitecek, fakirken de bitecek, ağlarken de bitecek, gülerken de bitecek. Önemli olan bu hayatı anlamlı kılmak, tahammül etmek, sabretmek, anlamak, anlamaya çalışmaktan geçiyor. Ve iki kardeşime bir ömür boyu birbirlerine sabretmelerini, birbirlerini anlamalarını, zaman zaman anlamakta zorlansalar bile birbirlerine tahammül etmelerini temenni ediyor. Tekrar sizlere saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Ve bizlere, kardeşime